Salı gününden herkese merhabalar. Bugün hepinize yumurta haşlıyorum. Kızıma da haşlıyorum. Yumurtanın sarısını vereceğim. Şöyle sucuklarımı pişiriyorum. Yumurtaların yanına yeşillik de yıkadım. Şeker domates, roka, dereotu, kırbiber, salatalık, nane, her şey var. Çünkü ben haşlanmış yumurtanın yanında bunları yemeyi çok seviyorum. Zaten yeşillik çok seven bir insanım. Böyle bol limonu sıkıp inşallah hepsini tüketiriz. Robot evi süpürüyor. Benim kızım da bana bulaşık makinesini boşaltmakta yardım ediyor. Görüyorsunuz. Küçüklükten alıştırıyorum. Yemek öğretiyorum, temizlik öğretiyorum. Bulaşık makinesini boşaltmakla başladık. Anneciğim. Robotu rahat bırak annem. Anneciğim onu yakalayamazsın ki. Temizliyor annem. Bak temizliyor. Evimizi temizliyor anneciğim. Resmen robotu taciz ediyorsun. Gel buraya gel. Sabah yumurtayı haşladığım suyu da dökmedim. Çiçeklerime koydum. Şu para çiçeğime. Kaktüslerimi sulamıyorum. Diyorlar ki kışın sulamayın. Yazın çiçek açsın. Bakalım açacak mı? Bir de şurada aloe veram var. Onu suladım. Buradaki çiçeklerimi sulamadım henüz. Bir de şurada bir çiçeğim var biliyorsunuz. Bu peygamber devesi miydi? Öyle bir çiçekti galiba. Bitki. Bunu çok seviyorum ya. Bağlasam mı aslında? Bir ara bağlamıştım. Sonra şık durmuyor diye çözdüm. Bu da maşallah, subhanallah çok güzel büyüyor. Tekrar bir bağlayayım da bari yanlara sarkmasın. Bayağı uzadı. Hatta bu şey, kurutmanın suları var ya, onları da atmayın diyorlar. Çiçekleri sulayabilirsiniz diyorlar. Aslında tasarruf için çok güzel bir şey. Bunu deneyeceğim. Gördüğünüz gibi bugün menüde biber dolması var. Dünden tavuk artmıştı. Tavuk var. Biraz da dolma biber dolduracağım. Dünkü pilav bitti. Akşam onu tekrardan yedik. Bugün eşim akşam yemeğinde yok. Arkadaşlarıyla yemek yiyecekmiş dışarıda. Ben tek başıma yiyeceğim. Tavukla dolma biber de bana yeter. Akşam muhtemelen eşim tekrar acıkacak eve geldiğinde. O da atıştırır. Yani evde yemek bulunsun. Şimdi o dişçi de dişçiden gelecek. Çiğ köfte söyledim. Canım çok çekti. Çiğ köfte getirecek bana. Ondan sonra da dolma biber dolduracağım. Robotu en son mutfaktan çıkıp öyle çalıştıracağım. Mutfağa bırakacağım güzel temizlesin diye. Sonra onu da temizlerim. Şimdi eşim kızımı
dışarı çıkarıyor. Öyle hazırladık, giydirdik. Birazcık hava soğuk. Hadi bakalım. Gidin gelin. Kızım. Alya bak bana. Alya. Eşimle kızımı dışarı gönderdim. Hemen dolmalarımı doldurdum. Kettle'da su kaynatıyorum. Şuraya da hemen bir sos yaptım. Bu salçanın dibinde kalmıştı bunlar. Salçam bitmişti. Artan salçayla şöyle zeytinyağı, tuz, salça, sos yaptım. Üzerine su ekleyeceğim ve dolmama koyacağım. Pişmeye bırakacağım. Şöyle suyunu ekledim. Pişmeye bırakıyorum. Çok fazla su eklemedim döküm tencerede olduğu için. Çünkü kendi buharıyla pişiyor. Tavanın kapağından geri içeriye su aktığı için çok fazla su eklemenize gerek yok. Şimdi bunu pişmeye bırakıyorum. Eşimle kızım da geldi. Gelirken de şöyle Mustela'nın pişik kremini almış eczaneden. Bu güzel yani, ben bundan memnunum. Bazen zeytinyağı da sürüyorum. Aslında ben pişik kremi almayacaktım. Zeytinyağı ile devam edecektim ama eşim kendi kendine almış. Ama güzel yani, biz memnun kaldık. Eğer ki arayanlar varsa güzel bir pişik kremi, Mustela'dan memnunum ben. Ve size bugün gelen kargomu göstermek istiyorum. Bu ayaklı sunum tabaklarından aldım. Bunların büyüklüğü çok hoşuma gidiyordu. Çok da şık duruyor. Biliyorum artık herkeste var. Ben biraz geciktim ama çok fazla beğendiğim için aldım. Arkadaşlarımla beraber aldık. Kargo ücretini de bölüştük. Gardrops uygulamasında bir tane züccaciyeden aldık bunları. 2 tane aldım. Şöyle ayaksızlardan da 3 tane aldım. Kargo bedava olması için 3 tane aldım. Ve son olarak şöyle Tupper'ın yağdanlıklarından aldım. Bunlardan herkes çok memnundu. Çok övdüler. Damlatma, akıtma yapmıyormuş. Ben de merak ettim. Bir denemek istedim. Zaten bir kullanınca diyorlar 5-10 sene kullanıyorsun. O yüzden de satın aldım. Şimdi eşim gitmeden bir kahve yapayım. Alya da uyudu. Galiba hava çarptı. Uyuyakaldı o da. Bir kahve içelim. Sonra eşim gider. Ben de yemek yerim. Kedi de mama yiyor. Gördün mü? Lila'nın en sevdiği. Bu arada Alya da Lila'yı çok seviyor. Onu görünce acayip mutlu oluyor, çığlık atıyor. Bakın. Bir kızım burada, bir kızım da burada. Anneciğim yavaş. Bir tane. Şimdi Lila'ya hem ödül maması hem normal mama koydum. O da uykudan yeni uyandı. Dur anneciğim. Anneciğim dur bir tane. Kedi mamasını yesin. Sonra oyun oynayın, olur mu? Burada size veda edeyim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Dur anneciğim. Ay. Yarın inşallah görüşmek üzere. Hoşça kalın.